12.04'te meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde bir yurttaşımız hayatını kaybetti. Bazı yurttaşlarımız, çok sayıda yurttaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifa, milletimize, ailelere sabır diliyorum. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Toplantımızın ana gündemini depremin ilk 48 saatinde yaşanan büyük ihmaller ve yurttaşlarımızın deprem bölgesinde halen yaşamakta olduğu ciddi sıkıntılar oluşturdu. Genel merkezimiz, genel başkanımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve örgütlerimiz eliyle depremzedelerin yaralarını sarmak için bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları da toplantımızda ele aldık. Evlerimizin sadece barındığımız değil, aynı zamanda her türlü afetten korunduğumuz yerler olabilmesi için uygulayacağımız projelerin ve politikaların planlaması da toplantımızın bir diğer önemli gündem maddesiydi. Hafta sonunda yoğun mesaimiz sürdü. Milletvekillerimizin önemli bir kısmı deprem bölgesinde görevli olduklarından pazar sabahı meclis kurumumuzda uzaktan bağlantıyla bir grup, olağanüstü grup toplantısı yaptık. Öğlen de parti meclisimizi topladık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde yapılanları, halkın taleplerini, sorunları, son durumu milletvekillerimizden ve parti meclis üyelerimizden bir kere daha dinleme imkanını buldu. Ardından da yaklaşmakta olan seçimlerle ilgili olarak partimizin tüm yetkili kurulları Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sürecin yürütülmesi konusunda oy birliğiyle tam yetki verdi. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti. Değerli basın mensupları, bizim devlet anlayışımızda devlet insan için yaşar. Çünkü insan yaşarsa devlet de yaşar. Ve devletin iki temel görevi vardır. En öncelikli görev vatandaşların can güvenliğini sağlamaktır. Sınır güvenliğini sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamak, güvenli şehirlerde, güvenli evlerde barınma imkanı sağlamak, bunların hepsi devletin öncelikli görevidir. İkincisi ise toplumsal refah ve dayanışmayı sağlamaktır. Dar gününde vatandaşına kucak açmak, kanayan yaraları sarmak, düşeni ayağa kaldırmak, kimseyi arkada bırakmamak, bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak devletin diğer önemli görevidir. Devlet bu görevlerini milletin belli bir süreyle yetki verdiği hükümetler eliyle yürütür. Ülkemizde yaşananlar, yürütme görevini taşıyan Erdoğan'ın görevini ihmal ettiğini artık ortaya koymuştur. Bu hükümet milletimize depreme dayanıklı şehirlerde, güvenli evlerde oturma imkanını sağlayamamıştır. Depremin ardından da milletimiz enkazın altında canıyla boğuşurken milletimizin yardımına koşamamıştır. Erdoğan'ın 20 yıllık muktedir dekoru, afrasıyla, tafrasıyla, cakasıyla, kibriyle depremde enkaz altında kalmıştır. Bugün itibariyle depremin üzerinden tam 3 hafta geçti. Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 44.374'e ulaştı. Enkaz altında kalan, enkazdan çıkarılamayan, bedenleri dahi bulunmayan çok sayıda vatandaşımız var. Milletimiz cenazelerini sıra sıra naylon poşetlerle, battaniyelerle, yem çuvallarıyla alelacele defnetmek zorunda kaldı. Acılarımızı hala sindiremedik. Üzüntü ve keder yumruk gibi boğazlarımıza düğümlendi kaldı. Yüreklerimiz büyük bir yangın yeri. Külleneceği de hiç benzemiyor. Bu felaket şunu açıkça göstermiştir. Ülkemizin en başta gelen milli güvenlik sorunu depremdir. Memleket için en büyük beka sorunu da bu milli güvenlik sorununa gereken tedbirleri almayan beceriksiz hükümettir. Milletimiz bu hükümete ömründen 20 yıl vermiştir.
$2,500 trilyon tutarında vergi ödemiştir. Bu da yetmemiş. Bu yönetim milletimizin atadan, dededen kalan malını, mülkünü $63 milyar satmıştır. Üstüne içeriden dışarıdan $125 milyar da borç almıştır. 20 yılda $2,726 milyar harcamıştır. Bu rakam kendinden önceki 56 hükümetin 79 yılda harcadığı paranın tam 4 katıdır. Ama Erdoğan hükümeti kullandığı bu olağanüstü zaman ve kaynağa rağmen deprem için hazırlık yapmamıştır. Kuzeyimizde büyük bir savaş var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 1. yılını doldurdu. Ukrayna'nın tüm savaş boyunca verdiği sivil kayıp 41.193'tür. Depremde tek bir günde bizim verdiğimiz kayıp ise 44.374'tür. O da şimdilik. Bu gerçekten büyük bir beceriksizliktir. Bu gerçekten büyük bir kifayetsizliktir. Bu hükümet yanlış tercihleriyle, yandaş kayırmacılığıyla, rant hırsıyla, başındaki kibirlisiyle yaşadığımız afeti asrın cinayetine çevirmiştir. Deprem felaketinin vuracağı yeri bilim adamları yıllar önceden söylemiş. Devletin namuslu bürokratları bununla ilgili raporlar yazmış. Depremin büyüklüğü bile tahmin edilmiş. Buna göre simülasyonlar, tatbikatlar yapılmış. Semt semt, mahalle mahalle deprem anında nerede ne yaşanacağı tespit edilmiş. Peki hükümet ne yapmış? Yandaşlarının yaptıklarına göz yummuş. Siyaset, müteahhit, rant, ölüm üçgenini mükemmel bir şekilde işletmiş. Malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirenleri, yolsuzluktan, usulsüzlükten beslenenleri abat etmiş. Tedbir almamış, binaları kontrol etmemiş. Onun yerine bol bol reklam filmi çekmiş. İçişleri Bakanı atamış, o da çıkmış kamu kaynaklarıyla kendi siyasi şovunu yapmış. Bu bakan bir daha hiç kimseye nerede bu devlet sözünü söyletmeyeceğiz diye vatandaşa sözler de vermiş. Sonuç, Adana'da, Osmaniye'de, Hatay'da, Kilis'te, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da nerede bu devlet feryatları arşa yükseldi. İnsanlarımız 48 saat boyunca enkaz altında bir başına kaldı. Mehmetçiğimiz hızla sahaya intikal ettirilmedi. Arama kurtarma çalışmalarına zamanında katılamadı. Silahlı kuvvetlerimiz sahra hastanelerini, sahra mutfaklarını, sahra çadırlarını, sahra tuvalet ve banyolarını en kritik zamanda kuramadı. Oysa daha önceki felaketlerde depremden 6 saat sonra Mehmetçiğimiz bütün bunları yerine getirebilmişti. Ama bu sefer olmadı, yapamadı. Peki neden? Bunun sebebi, hikmeti işte bu kararda. 6053 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı. Karar tek satır. Bu arkada ekli Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yürürlüğe konmasına karar verilmiştir diyor. Tarih 14 Eylül 2022. İmza Recep Tayyip Erdoğan. Yani depremden yaklaşık 5 ay önce resmi gazetede yayınlanarak bu karar yürürlüğe girmiş. 6 Şubat 2023 sabahı NATO'nun ikinci büyük ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesine tüm imkan ve kabiliyetleriyle sürülmediyse sebebi işte bu karardır. Askerlikte bilinen bir kuraldır. Savaşın başında yaptığınız hata, savaşın sonuna kadar peşinizi bırakmaz. Ülkemizde en büyük helikopter filosu kimde? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bu ülkede en büyük nakliye uçak filosu kimde? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde.
Ülkede en büyük iş makinesi, taşıma filosu kimde? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bu ülkede en büyük sahra hastanesi, sahra mutfağı, sahra çadırları kurma kapasitesi kimde? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bu ülkede bir kriz veya afet anında en hızlı biçimde organize olma, müdahalede bulunma kapasitesi kimde? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ama işte elimdeki bu kararla afetlere müdahale planında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne doğru dürüst bir rol verilmemiş. Şimdi arkaya bir tane matris konmuş. O matrise dönüp bakıyorsunuz. Bu matriste ana çözüm ortakları belirlenmiş ilk sütunda. Neredeyse tüm bakanlıklar ana çözüm ortağı sayılmış. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bir deprem anında yapılacak müdahalelerde ana çözüm ortakları arasında yok, sayılmamış. Sarayın troll ordularını yöneten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na deprem esnasında başrol verilmiş. Ama Mehmetçi'ye hep tali, diğer bakanlıkları destekleyen yan roller vermişler. Siz şöyle bir kenarda durun hele demişler. Hadi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir felakette ana çözüm ortağı rolünü vermediniz. Peki Milli Savunma Bakanlığı neden ana çözüm ortakları arasında yok? Bu sistemi kararlar hızlı alınacak diye bize pazarladınız. Bürokrasiyi azaltacağız diye bize pazarladınız. İdeolojik yaklaşımınız, vehimleriniz, korkulanınız, liyakatsiz kadrolarınız ve zamanında alamadığınız kararlar yüzünden insanlarımız 48 saat enkazın altında bir başına kaldı. Bunun sebebini gerçekten merak ediyoruz. Ve bu kararın altında imzası olan Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Atadığınız Milli Savunma Bakanı'na mı güvenmiyorsunuz? Atadığınız Genelkurmay Başkanı'na mı güvenmiyorsunuz? Yoksa atadığınız kuvvet komutanlarına mı güvenmiyorsunuz? Anlaşılan kurduğunuz siyasetçi, inşaat, rant, şeytan üçgeninde Mehmetçi'ye uygun bir rol bulamamışsınız. Cevap ne olursa olsun, enkazın altındaki insanlarımız sesimi duyan var mı diye bağıra bağıra soğuktan donarak can verdiler. Milletimiz soğukta çadırsız, ayazda çorbasız kaldı. Cenazemize kefen bezi bulamayanlar dirimize çadır bulamadı. Ama bu rantiyecilerin sebebi oldukları devasa enkaz yığınının üstünde bildik fırsatçıların, yağmacıların, ölü soyucuların suretleri birer birer ortaya çıkmaya başladı. Uzmanların yaptığı çalışmalara göre deprem bölgesinde atılması gereken moloz miktarı en az 100 milyon ton. Bir kamyonla ortalama 30 ton moloz taşısanız ve aynı kamyona günde 5 tur attırsanız bir günde 150 ton yük atabiliyor. Deprem bölgesine 5000 kamyon tahsis edilse bölgedeki molozların atılması 133 gün sürer. Yani 4,5 ay. Tabii bu molozlar atılırken çevreye de zarar verilmemeli. Bu afriyat işi çok karlı bir iş. Enkazın içinde çok değerli atıklar da var. Buradan çıkacak demir, bakır ve diğer değerli madenlerle PVC, plastik gibi geri dönüşümü yapılacak ürünlerin ekonomik değerinin en az 12 milyar lirayı bulduğu yazılıp çiziliyor. Bu para depremzedelerimizin, onların evlerinden çıkıyor bu enkaz. Bu parayla en iyisinden onlar için 12 bin konut yapılır. Ama daha cenazelerimizin 40'ı çıkmadan birileri alelacele bu molozları yağmalamaya çalışıyor. Bunun adı deprem fırsatçılığıdır. Bunun adı ölü soyuculuğudur. O hal şartlarında kamunun tüm araçları, makine ve ekipmanı moloz taşımak için kullanılıyor.
ve yangından mal kaçırır gibi bu molozlar birilerinin elinde kalıyor. Buradan soruyoruz, bu molozların kullanılması ve işlenmesi için ihale yaptınız mı? Yaptıysanız bu ihaleler kimlere verildi? Kaçtan verildi? Bunları derhal açıklayın ve buradan elde ettilen gelirleri de depremzedelere derhal tahsis edin. Yine bugün öğreniyoruz ki inşaat işleri yandaş şirketlere çoktan pay edilmiş bile. Kimin nerede kaç konut yapacağı belirlenmiş. İhaleler nerede? İhale şartnameleri nerede? Hep aynı hikaye. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Hala deprem enkazından rant çıkarmanın derdindeler. Hala artçı depremler sürerken, bölge beşik gibi sallanırken bu ne acele? Bu ne telaş? Milletin altında kaldığı enkazdan hızla kan parası çıkarmaya kalkmak ahlaksızlıktır. Kuldan utanma kalmamış, bari Allah'tan korkun. Bir diğer deprem fırsatçısı da bölgedeki elektrik dağıtım şirketleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım ve hayvancılıkla ilgili bölgede araştırma yapacak komisyonuna üye milletvekillerimiz geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydi. Şanlıurfa'da depremzede çiftçilerimiz çok dertli. Çiftçilerimiz depremden sonra bile elektrik borçları mahsup edildikten sonra destek ödemelerini ancak alabiliyorlar. İşte belge burada. Bir çiftçimizin alacağı destek 42.430 lira alması gereken destek. Kanunen hak ettiği destek. Ama ne ödenmiş Ziraat Bankası tarafından? 1092 lira 27 kuruş. Neden? Çünkü aşağıda yazıyor. Devlet önce elektrik borcunu mahsup etmiş. Depremden sonra vatandaşın elektriğini hızla bağlayamayanlar elektrik borcu alacağı için hızla tahsile girişmiş. Devlet milletin acılı gününde özel şirketlerin tahsildarlığına soyunmuş. Yapılan bu işlem ne hukukidir ne de ahlakidir. Çiftçilerin elektrik dağıtım şirketlerine olan borçları kamu alacaklarının tahsili usulüne tabi değildir. Bu konuda Danıştay'ın açık kararları var. Ama devleti yönetenler depremzede çiftçiye tarlasını eksin diye verdiği ödenek destekten yandaş şirketlerin elektrik faturasını tahsil etmenin peşinde. Yazıklar olsun. Enerji ve Tarım Bakanları bu işe derhal el atsın. Depremzede çiftçilerimiz deprem fırsatçılarının elinde perişan olmasın. Bunu siz yapmazsanız birkaç ay sonra geldiğimizde biz zaten yapacağız. Deprem fırsatçılığı demişken konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artışları söylememek olmaz. Deprem bölgesinden diğer illerimize yoğun bir göç var. Özellikle büyük şehirlerde kiralarda olağanüstü artışlar yaşandığına dair çokça şikayet alıyoruz. Zaten faiz sebep enflasyon netice safsatasıyla konut fiyatları ve kiralar şaha kalkmıştı. Şimdi depremle beraber bunun yarattığı barınma krizi ülkemizde daha da ağırlaştı. Biz öncelikle yabancılara konut satışının 5 yıllığına durdurulması hususunda ısrarcıyız. Bu, yeni yatırımlar devreye girerken en azından kısa vadede konut arzının toparlanmasına katkı verecektir. Şu anda deprem bölgesindeki en önemli sorun geçici barınma sorunudur. Gördük ki Erdoğan'a saraylar çok ama millete çadır yok. Yıllardır bunlar çadır devleti değiliz diye ahkam kesiyorlardı. Meğerse kastettikleri elinde depremzedeye dağıtacak çadır olmayan devletmiş.
değerli basın mensupları, deprem ve fırsatçılık kelimeleri yan yana geldiğinde belki de en son akla gelmesi gereken isim Kızılay'dır. Ama bu depremde gördük ki deprem yaralarını saran Kızılay'dan deprem çadırlarını satan Kızılay'a, depremde para sayan Kızılay'a geçmişiz. Erdoğan şahsım rejiminin ülkemizde çürütmediği tek bir değer ve kurum kalmadı. Depremin daha ilk günlerinde milletten bağış toplayan bir sivil toplum kuruluşu, yine milletin bağışlarıyla çadır yapan Kızılay'dan parayla çadır ve gıda satın almış. Parayla alınan bu çadırlar da AFAD eliyle depremzedelere dağıtılmış. Kızılay sadece bu kuruluşa mı çadır satmış? Hayır. Deprem bölgesine yardım için koşan Türkiye Eczacılar Birliği'ne de tanesi 140 bin liradan 5 tane çadır satmışlar. Eczacılar Birliği de bu çadırları sahra eczanelerine çevirmiş, depremzedelere ilaç yardımında bulunmuş. Hayır işini dahi ticari işe döndürmek. Kadim hayır müessesemiz Kızılay'ı ticarethaneye çevirmek, AK Parti aklının, saray zihniyetinin ülkeyi ne hale getirdiğinin en acı göstergesidir. Böyle acılı bir dönemde dayanışma ve yardımlaşmanın ticarileştirilmesi asla kabul edilemez. Kızılay öyle sıradan bir kurum değildir. Geçmişi 1868'e kadar gider. 1935'te Atatürk'ün himayesinde Türkiye Kızılay Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Milletimizin benimsediği, desteğini esirgemediği Kızılay, işte bu Kızılay'dır. Ama Kızılay'ın 155 yıllık geçmişi, tüm birikimleri holdingleşmiş, ticarileşmiş. Meğerse devleti şirket gibi yöneteceğiz diyen Erdoğan zihniyeti işe Kızılay'ı şirketleştirerek başlamış. İşte bu şema her şeyi özetliyor. Bir tarafta bildiğimiz Kızılay Derneği var. Diğer tarafta Kızılay Yatırım Holding anonim şirketi var. Ve bu holdingin altında tam 11 tane ticari iştirak var. Kızılay Sistem Yapı Şirketi, Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi, Kızılay İçecek Şirketi, Kızılay Portföy Şirketi, Kızılay Sağlık Şirketi, Kızılay Bakım Şirketi, Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi, Kızılay Lojistik, Kızılay Teknoloji, Kızılay Biyomedikal ve Kızılay Etki Yatırım. Say bitmiyor. Kızılay koskoca bir holding olmuş. Tabii bu şirketlerin yönetim kurullarına da sarayın şürekası, yakınları, yandaşları dolmuş. Ticarileşen Kızılay da acılı zamanda millete yardım yerine yardım malzemesi satmaya soyunmuş. İnsafınız kurusun. Yazıktır, günahtır. En temel kamu hizmeti olan yardımlaşma ve dayanışmayı ticarethaneye çevirmek nasıl bir akıldır? Nasıl bir fırsatçılıktır? Şimdi bu hayır ticarethanesini işleten saray ve sosyetesine yakından bir bakalım. Saray ve şürekasının Kızılay'a doluşturduğu diğer akrabayı taallukatlara hiç girmiyorum. Sadece tek bir isim söyleyeceğim. Aykut Emrah Polat. Bu Ticaret Sicili Gazetesi. Halen Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi. Bu ismi biliyoruz, doğrudan sarayla bağlantılı bir isim. Erdoğan'ın mahtumu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden yakın arkadaşı. Bu konuda basında, kamuya açık çok sayıda haber var. Yine Aykut Emrah Polat'ın Erdoğan ailesiyle ticari ilişkileri de olduğu biliniyor. Bu konuda da kamuya açık çokça haber yapılmış.
Zaten Ticaret Sicil Gazetesi de ortada. Bu ismin yönetiminde bulunduğu Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi, Portföy Anonim Şirketi, depremin daha üçüncü gününde enkazın altından insanlar daha çıkarılmadan, millet Kızılay nerede diye feryat ederken neyle uğraşıyor biliyor musunuz? 9 Şubat'ta bir iç tüzük tadili yapıyor ve Kızılay'ın parasını kıymetli madenlere, katılım bankalarına, borsaya yatırmanın önünü açıyor. Millet çadır derdinde, bunlar nema derdine düşmüş. Şimdi Kızılay nerede diye sorulduğunda Erdoğan'ın neden sinirlenip hakaretler, tehditler ve küfürler savurduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Biz de buradan şimdi soruyoruz. Kim terbiyesiz? Kim ahlaksız? Kim namussuz? Kim adi? Hep söylüyoruz. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı da unutmaz. Milletimiz elbette bu acılı günlerini atlatacak. Ama Erdoğan ve saray şürekasının sebebi olduğu asrın ihmalini, asrın cinayetini, asrın ihanetini asla unutmayacak. Bunu biz de unutmayacağız. Depremde şimdilik 44.374 cenazemiz var. 100 binden fazla yaralımız var. 173 bin yıkık ve ağır hasarlı bina var. Ama sarayda bir kişinin bile koltuğu sallanmıyor. Bir kişi bile koltuğunu bırakamıyor. İstifa etmiyor, görevden alınmıyor. Ama hükümet gerçekleri örtbas etmek için milleti not ediyor. Tehdit ediyor. Yetmiyor, sosyal medyayı karartıyor. Tele1'i kapattı. Fox TV'ye, Halk TV'ye, KRT'ye cezalar yağdırdı. O da yetmedi. Ekşi Sözlüğe erişimi engelledi. Ve dün yeni bir aşamaya geçti. Siyasi partilerin en demokratik hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını engelledi. Bu vesileyle Türkiye İşçi Partisi'ne bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Sebep oldukları yıkımın sorumluluğundan kaçmak için ne yaparlarsa yapsınlar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Hiçbir yalan gerçekleri örtbas edecek kadar büyük olamaz. Normal bir ülkede şu yaşadıklarımızın 10.000'de biri yaşansa, milletine karşı sorumluluk hisseden onurlu bir yönetim, o koltuklarda bir dakika dahi duramaz, istifa eder. Ama bizdeki hükümet istifa etmeyince stadyumlar hükümet istifa tezahüratlarıyla inlemeye başladı. Bu tezahüratları duyan biri nihayet istifa etti ama o da yanlış yerden istifa etti. Sarayın bekçiliğinden istifa edeceğine Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Ucube saray rejiminden kopacağına milyonların sevgilisi Beşiktaş'tan koptu. Bu arada millete bir daha nerede bu devlet dedirtmeyeceğiz sözü veren ve verdiği sözün altında ezilen Atama İçişleri Bakanı çıkmış. Şimdi diyor ki mesaimizi böleriz Hodri Meydan diye taraftarlarını tehdit ediyor. Tehdit etme, istifa et. Artık şurada sayılı günler kaldı. Tek kişilik Erdoğan hükümeti devri bitti. Kibir, kendini beğenmişlik, nobranlık artık milletimizin canına tak etti. Millet İttifakı olarak Erdoğan'ın yıllardır kaşıdığı, kanattığı tüm yaraları biz saracağız. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızı geri getiremeyiz. Ancak onların emanetlerine biz sahip çıkacağız. Anasını, babasını kaybeden evlatlarımız bizim evlatlarımızdır. Hiçbir yavrumuzu kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Devletin sıcak ve şefkatli eli çocuklarımızın üzerinde olacak. Depremzede gençlerimizin, çocuklarımızın umudu biz olacağız. Artık onlar bizim kızımızdır. Bizim oğlumuzdur. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evlatlarıdır. Milletimiz büyük bir millettir.
Beraberce her sorunun üstesinden geliriz. Akılla, bilimle, liyakatle tüm deprem bölgesini önce hızla ferah çıkaracağız. Sonra refaha kavuşturacağız. Depreme dayanıklı güvenli evleri biz inşa edeceğiz. Kültürümüzle, tarihimizle, estetiğimizle uyumlu, güzel ve ferah evleri biz imar edeceğiz. Hatay'a ve depremzede tüm illerimize sahip çıkacağız. Siyaset, inşaat, rant, şeytan üçgenini biz kırıp atacağız. Ülkemize temiz siyaseti biz getireceğiz. Bu ülkede sadece iktidarı değil, zihniyeti de değiştireceğiz. Artık az kaldı. Değerli basın mensupları, sözlerimi tamamlamadan önce yine çok acı bir olayın yıl dönümünü anmak istiyoruz. 3 yıl önce bugün Rus uçaklarının bombardımanında 36 askerimiz İdlib'de şehit oldu. Şehitlerimizin acıları halen yüreğimizdedir. Bu acı olay kadar ardından yaşananlar da acımızın katmerlenmesine neden olmuştur. Erdoğan'ın nasıl koşarak Kremlin Sarayı'na gittiğini, sarayın kapısında ayakta dakikalarca nasıl bekletildiğini, kronometreli televizyon görüntülerinin tüm dünyaya nasıl servis edildiğini ne milletimiz unuttu ne de biz unuttuk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. İlk sorular ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam yetki aldı adaylık için. CHP, gönlünüzdeki aday Kılıçdaroğlu diyor. Akşener ile görüşmede Kılıçdaroğlu adayım diyecek mi? Arkadaşlar, daha önce de ifade ettim. Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları görüşmeler hakkında açıklama yapma yetkisi genel başkanlarımıza aittir. Millet İttifakı sözcülerinin bunları yorumlaması veya bunlarla ilgili kendilerinin yapmadığı bir açıklamayı yapması gibi bir usulümüz yoktur. Efendim, ATV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Yaşar Okuyan, Akşener'le ilgili elimde belge var demişti. O belgeler Sayın Kılıçdaroğlu'na iletildi mi? Bu konuda gerekli açıklama yapılmıştır. Gereken de yapılmıştır. Bu konu kapanmıştır. Anlaşılan bu soruyu soran arkadaşlar görevlerini ihmal ediyorlar. Açıklamalarımızı takip etmiyorlar. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Yüksek Seçim Kurulu'nun depremin vurduğu 11 ile heyet gönderdiği ve heyetlerin raporu doğrultusunda bölgede seçimin nasıl yapılacağına ilişkin karar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'yla seçim için 14 Mayıs tarihini görüştüğü şeklinde bir de iddia var. Bugünkü MYK toplantısında seçimin tarihine ilişkin bir değerlendirme yapıldı mı? Şimdi bir kere şunun altını çizeyim. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu yönetimiyle bu kadar sık görüşme yapması normal bir durum değildir. Müdahale izlenimi yaratır, seçime gölge düşürür. Anayasamıza ve seçim kanununa göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sürecinde neleri yapacağı bellidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, seçimleri anayasa ve yasalarla çizilen çerçeveye uygun olarak güven içerisinde yapmaktır. Ben teşekkür ediyorum.